7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Efendim amca? Teoman? Şşt, tamam, bir dakika sakin ol. Tamam amca, geliyorum. Sen nasıl iş yapıyorsun Mehmet? Anlamadım. Bak bakalım! Konya'dan Vedat bir arada. O iş sende değil miydi? Bendeydi. Vedat Bey işi bırakma noktasına gelmiş. Bu ne demek oluyor Mehmet? Amca iş yüküm biraz fazlaydı, ben özür... Özür dileme! Bana karar verme! Yarın git, yüz yüze görüş, o anlaşmayı kurtar. Konya'ya. Beyefendinin başka bir programı mı vardı? Yarın git, bu işi çözmeden de gelme. Çık şimdi. Safiye abla. Safiye abla. He kuzum. Rica etsem bir 5 dakika Melah teyzenin yanında durur musun? Tabii dururum yavrum. Tamam, ben hemen bir Buse ile konuşacağım. Alo. Buse ablacığım nasılsın? İyiyim, sen iyi misin? Ben de iyiyim. Çok mu güzel abla? Güzel kuzum. Ben şimdi bahçedeyim. Buse, burası da çok güzel. Keşke seninle gelebilsem. Buse ablacığım, bir şey mi oldu? Yok. Buse, hani bana her şeyi anlatacaktın? Anne çizgi film izleyeyim diye bana kızdı. Bir de senin için kötü söz söyledi. Kimle konuşuyorsun kız sen? Yok kimse değil, vallahi kimse değil. Alo. Fatma abla, bak seninle sabah da konuştum. Ya niye kızıyorsun ya çocuğa? O da her şeyden nem kapmasın. Bak belli ki çok korkutmuşsun yine çocuğu. Bakıyorum diye şükredeceğine bır 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 konuşuyorsun. Fatma abla, telefonu Buse'ye verir misin? Ben seninle akşam konuşacağım. Veremem efendim, veremem. Alo, Fatma abla.
Yürü! Of! Demedim. Yananım, yananım. Hayırdır kızım? Melahat anneye mi bir şey oldu? Yok yok, Melahat teyze gayet iyi. Safiye abla yanında. İyi. Sen iyi misin? Ben yanım. Kardeşimle alakalı çok acil bir durum vardı. Ben çıkabilir miyim? Allah korusun, kaza falan mı oldu yoksa? Yok yok, kaza değil. Ya yanım başka bir şey olsa asla izin istemezdim, lütfen. Tamam. Yani gitmen gerekiyorsa tabii. Dediğim gibi gerçekten başka bir şey olsa asla izin istemezdim. Bu seferlik sadece. Tamam yavrum, artık sen de aileden biri sayılırsın. Çok teşekkür ederim. Alo, tamam ben çıkıyorum şimdi, mekanda görüşürüz. Ben evdeyim. Tamam. Kim geliyor? Mehmet. Çok iyi. Çok memnun oldum. Ama işte tam öyle. Tatlı, çerez bir şeyler almak lazım. Kahveye geleceğim babam. Ne gerek yok? Olur mu öyle şey canım? Adam senin müstakbel kocan. Biraz özen göstermen lazım. Anne, ne müstakbel kocası falan, laf çıkarma şimdi. Bu yaştan sonra öyle boş boş flört etmiyorsun herhalde. Anne! Ben bir şeyler ayarlarım. Akşama yemeğe de kal deriz. Hangi kaynaklarla ayarlıyorsun acaba bu tatlıları, yemekleri falan? Bize bu kadar destek olan birini her koşulda ağırlamanın bir yolunu bulurum ben. İyi tamam, sen hallet. Ben çok yorgunum zaten. Sen de bir duş al. Şöyle elini yüzünü bir düzelt. Ha böyle yorgun görünme adama. Acil konuşmamız lazım. Zeynep, burası istediğim mekanı yaratmak için 10 numara yer. Evet abi ya, ben de görür görmez vuruldum. Ne bekliyorsun oğlum o zaman? Ya işin bir de duygusal boyutu var biliyorsun ki. Oğlum ben destek çıkarım sana. Ya yok abi, o öyle bir şey değil. Bundan sonra hep tek başıma. Vay. İyi, hadi bakalım. Ama her zaman arkandayım, unutma. Ya bir şey diyeceğim, benim kafa daldı gitti. Sen toplantıdan geldin değil mi? Evet. Abi anlatsana, Ayda'yı gördün, ne oldu? Benimle buluşmaya gelirken kaza yapmış. Ne? Kaza mı yapmış? O yüzden gelememiş. Sonra bana ulaşmak için çok uğraşmış. Her yerde aramış ama bulamamış. Yani Ayda ve Teoman, namı diğer Romeo ve Juliet bitmemiş bir aşk hikayesi. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum. Vay! Olmaz demiyorsun. Ozi! Burası güzel ışık alıyor. Ya abi ne ışığı ya? Oğlum mekana bakmaya geldik. Şöyle iyice bir bakalım, sonra konuşuruz.
Bak benden kaçabilirsin ama aşktan asla. Korkutuyorsun beni. Şimdi daha iyiyim. Ali ne dedin mi? Sen geleceksin diye bayağı uğraştı da yoruldu, uzanıyor. Bizi baş başa bırakmak istemiştir. Mehmet, ne olduğunu anlatacak mısın? Amcamla atıştık. Niye ki? İş güç. Amcamın tahammülsüzlüğü. Her işte ben kovalayamam ki. Bu arada ben şirkete geldiğimde Şeref Bey seni arıyordu. Nereye kayboldun? Demet çok kötüymüş de acilen onun yanına gittim. Haber veremedim. Nedir? Hayırdır? Alev bir sorunmuş ama çok üzülmüş. Alo? Demet'ciğim, şekerim, nasılsın? Temizlendi mi odala? Hayırdır, yolculuk ne tarafa? Sana ne? Bana bak, o dilini koparırım senin. Bak sakın yaklaşma, tamam mı? Bundan sonra Buse'den de benden de uzak duracaksın. Lan! Canıma minnet! Bütün süpürtülerinizi alın da öyle gidin. Nankörler sizi. Ya yeter! Yeter, bize sürekli hakaret edip durma ya, yeter! Bak bak bak, dillere bak sen. Haydi! Şu sinikli kardeşten defol git evimin önünden. Sen susacak mısın artık? Ne oluyor ya burada? Çok şükür kurtuluyoruz bunlardan. Buse, yürü ablacığım. Kumur canım, olur mu böyle? Çekil Nazlı ya. Kızı evden mi kovdu? Kendi kardeşini aldı gidiyor kızım. Bilip bilmeden konuşma. Kendisi gidiyormuş. Defol diyordun ama. Dedim, diyorum. Bıktım bu çıyandan da kardeşinden de. İstemiyorum onları evimde. Anne, burası onların tapulu, senin değil. Beni bu evden attırsın da görsün gününü. Ben adama ne yaparım biliyor musun? Kumru aşkım, bir bekle, bir bekle, bir konuşalım. Abla, elim acıdı. İyi misin? Nasıl iyi olsun? Yani resmen evinden barkından koparıyorsun çocuğu Kumru. Annen bize başka seçenek bıraktı mı Naz? Ya sen onu bilmiyor musun ya? Hem hadi gel evimize dönelim, ben onunla konuşurum. Ha? Ya ben konuştum. Ben konuştum, olmuyor. Olmuyor, çocuğu bugün dolaba... Ne? Oh anne ya. Sen iyisin ama güzelim değil mi? Ya onun da sinirleri çok bozuk aslında biliyor musun? İşte parasızlık.
Sonra babanın da içeride oluşu falan tabii. Tüm bunlar üst üste biniyor yani, onu çok etkiliyor. Öyle mi? O zaman biz size daha fazla yük olmayalım ya Nazlı. Yok. Görüşürüz Nazlı abla. Benim tepem attı mı atıyor Nihan? Tuttum kafasına fırlattım dosyayı çocuğum. Hayatım, bak Mehmet amcasının huyunu bilir. Sen üzülme. Babası da yok ya. Yapıyorum ediyorum sonra bir içime batıyor ki. Hayatım bak, siz amca yiyen ette tırnak gibisiniz. Sen onun yarın gönlünü alırsın. Üzülme, merak etme tamam. Of, çok acıktım. Ne var yemekte? İzmir köfte. Dur baktım ben. Bak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz çocuklar. 10 dakikaya yemek hazır. Anne ben birazdan geliyorum. Anne bir yukarı çıkıyorum, geliyorum. Hadi bana da bir şey ver anne. Hadi onu şunları kaldır o zaman. Yemeğe de kalsaydın keşke. Çalışmam gerek. Çok teşekkür ederim. Peki. Her zaman bekliyoruz. Sağ ol. Hoşça kal. Bana çok iyi geliyorsun biliyorsun değil mi? Canını çok sıkma olur mu? Görüşürüz. Anne? Mesaj gelmiş de sana. Görünmüyor zaten. Belki Demet'tendir diye baktım. Demet'tense bile niye bakıyorsun telefonuma? Ne işler çevirdiğinizi yazmıştır belki. Anlamadım. Çocuğa yalanlar uydurdun. Yok Demet hastaymış da ailevi problemleri varmış da. Nereden biliyorsun sen? Duydum. Merak ettim. Demet'i aradım. Yok öyle bir şey dedi. Evet küçük hanım. Bir açıklama bekliyorum. Toplantıda Şeref Bey'e çok kızmıştım. Mehmet'i anlatmak istemedim. O yüzden de beklemeden gittim. Senin karşında Gülseren Yılmaz var. Yutmam ben bunları. Yutacak bir şey yok. Ama sen bilirsin. Bir şeyler dönüyor. Ama ben yakında çözerim. Dikkat et Ayda. Üzerime gelme anne. Boğuluyorum. Yeter. Merhaba. Selam. Konuşamadık. Yani daha doğrusu yarım kaldı. Evet, öyle oldu biraz. Yarın görüşelim diyorum. Sen de uygunsan tabii. Hem doğru düzgün konuşmuş oluruz. Tabii. Uygunum. Tamam. O zaman kaçta nerede buluşuyoruz? Ne ama?
Teoman oğlum. Babaanne. Aa, ben bu bakışı biliyorum. Sevgilinle konuşuyordun değil mi? Ne diyorsun babaanne? Ver bakayım bir sesini duyayım. Bak ben anlarım, güzel mi, cilveli mi, bize uygun mu? Yok öyle bir şey. Alo. Çok şeker ya. Tatlıdır evet. En iyisi sen buluşma yerini ve saatini bana mesaj at. Yoksa işler büyüyecek. Tamam. Yarın mı buluşacaksınız? Öyle bir şey yok. Ayrıca da çok ayıp oldu Melo Sultan. Ama ayıbın yolu kayıp. Sen onu bırak da. Beni dışarı yemeğe götür. Ve sofra hazırlanmak üzere. Ananın yemeklerini yiyemiyorum ki. Tamam. Sen bu gece de katlan. Söz ben seni hafta içi çok şık bir restorana yemeğe götüreceğim, olur mu? Olur. O kızı da mı oraya götüreceğim? Çok mu seviyorsun sen o kızı? De bana. Kızım üşüdün mü? Hayır ablacığım, sen üşüdün mü? Oy. Ben sana sarılır ısınırım ki. Kumru? Safiye abla. Dondunuz dışarıda. Hadi geçin hemen içeri. Safiye abla, yalnız biz oturmaya değil. Akşam için yeriniz varsa kalmaya geldik. O ne demek Kumru? Bir bu akşam değil, her zaman yerim var. Şimdi içeri geçeriz. Mis gibi bir tarhana kaynatırız. Oo! Hadi. Haydi uzatmayın artık. Hadi eve dönün. Geri dönün hadi. O ne demek ya? Anne. Kusura bakmayın. Ya benim de böyle arada bir şaltellerim atıyor. Hem ne yaptım ki? Çocuğu sokağa atmadım. Çocuğa vurmadım. Sadece şey için. Terbiye etmek için. Dolaba... Yok artık Fatma. Küçücük çocuğu dolaba... Günah be günah, hiç mi acımadın? Yaptı Safiye abla. Yaptı, bir de haklı çıkmaya çalışıyor hala. Ay yok canım, haklı çıkmaya falan çalışmıyor. Anne sen demedin mi? Çok pişmanım diye bana ağlamadın mı anneciğim, anlatsana. Evet dedim. Evet ağladım. Bırak Nazlı ya. Bırak. Biz birkaç gün Safiye ablada kalacağız. Sonrasına da bakarız. Uzatmayın artık. Kusura bakmayın dedim ya. Daha ne yapayım? Şey de dedin. Ne dedim? Anne, ben kızların babasına ne hesap veririm? Adamcağız içeride çok üzülür demedin mi? Dedim. Babam üzülmesin. Çok üzülür biliyor musun Buse? Babam bu yaptıklarınızı görseydi daha çok üzülürdü. Kum, sen benimle gelsene bir iki dakika. Hayır abla, bırakma beni. Kuzum ben hemen geleceğim, tamam mı? Hemen geleceğim. Safiye abla. Boşuna dil dökme Naz. Tabii ki de dökeceğim Kumru. Ya biz bir aileyiz çünkü. Böyle aile mi olur? Sen tabii annemin bana da küçükken neler yaptığını bilmiyorsun. Ne yaptı? Boş ver şimdi, tadımız daha da kaçmasın. Kadının sinirleri çok bozuk. Bana yeminler etti biliyor musun? Ve çok samimiydi, çok pişman. Bir daha yapmayacak. Kumru baban çok üzülür. Biliyorum. Hem Safiye de yalnız değil ki. Yani affedersin ama iki gün kalırsınız, üçüncü gün kocasızı postalar. Kızım, ben de yanınızdayım. Arkanızdayım. Yani hep olmadım mı? Bak, tamam.
Öz olmayabiliriz ama sen benim kardeşimsin. Ben ikinizi de öz kardeşim gibi görüyorum. Hı? Hı? Hadi evimize dönelim ne olur. Şey pardon, yan masadan hat şefe gönderdiler ama. Şöyle vereyim, buyurun efendim. Ya kendi elleriyle hazırlamış şapşik. Ya ne yapayım? Sadece salatayı yiyip kalktım. Kıyamadı. Babam yine formundaydı çünkü. Bu ne? Mekan fikirlerini buna mı yazıyorsun? Bak benim de bir tane önerim var, onu da yaz. Ya o benim değil, ben onu girişte bir yerde buldum. Ya çok güzel ama ya. Baksana enteresan bir kafa. Bu babaannemin yeni kızının herhalde. Ya Kumru ablanın mı? İyi ben veririm ona. Yok yok, ben zaten tanışmadım onunla. Hem de tanışmış oluruz. İyi, sen bilirsin. Ver bakayım. Ya bu arada son Reels'in izlenmelerini gördün mü? Gördüm, gördüm. Uçuyoruz resmen sayende ya. Var ya sen şu sporu yapıyorsun yani. Gör bak biz daha seninle neler yapacağız. Ne bu? Motivasyon. Vazgeçmezsen zorluklar elbette yenilir. Sonunda gülümsenir. Ay çok şükür bugün de bitirdik. Evimize döndük değil mi Buse'cim? Evet. Abla ben sıkıştım. Tamam kuzum sen git tuvalete. Çıkınca da yatarız. Vallahi de billahi de bu kadar sizlikli bir çocuk ne gördüm ne duydum. Anne biz ne konuştuk ya? Zaten ikna edene kadar canım çıktı. Bir sus be. Hani iyi. Selam. Çok güzelmiş. Bu sefer de mi kardeşim? Yoksa sen misin? Benim. Çok severim köpekleri. Mesaj da öyle iyi geldi ki. Zor bir gün müydü? Çok zordu. Her zor günün bir sonu vardır. Umarım. Senin günün nasıldı? Yani neden bugün bu video? Afiyet olsun. Ellerine sağlık annem. Kusur. Babamı beklemiyor muyuz? Yok ya ama baban kahvaltısını yaptı. Erkenden işi varmış çıktı. Siz yiyin. Bugün 11'de Kuğulu Park'ta. 11'de oradayım. Abi. Abi. Abi pardon canım ya. Mesajı da almışım. Kimden gelmiş acaba? Söylesene aşkım. Bugün kaleye çekime gideceğim de sen de seviyordun oraları. Gel benimle. Başka gün yapalım mı kuzum ya?
Bugün benim hemen çıkmam lazım. İyi. Aa, oğlum İkram'a bir şey saydın bari. Yok yok, o gittiği yerde yer. Belli ki randevusu çok önemli. Hadi görüşürüz. Kapı, kapı. Kim bu saatte? Kargocudur oğlum. Kim olacak ya bu saatte? Vay bu Hamit'in var ya. Bu Hamit'in Allah cezasını versin. İki kolları böyle yanına düşsün inşallah. O anca benim oğlumla uğraşır durur. Hakikaten anne ya. Konya'da kalacak mısın? Hamit Bey geldi. Kızım ben yabancı mıyım ya? Hamit? Amca. Bu ne şaşkınlık ya? Bir saate kahvenizi içmeye geldim. Tabii tabii. Hadi kızım hemen bir kahve yap, bize de yap. Biz sabah sabah görünce heyecanlandık amca, hoş geldin. Hoş bulduk. Kahvaltı ettin mi? Ettim ben, ettim. Siz de gelin oturun. Beni bilirsiniz, ben fazla konuşmayı sevmem. Bilmez miyiz? Dün Mehmet'le öyle bir gerginlik oldu. Hatalı tabii. Ama ben de hataya tahammülüm olmadığı için ben de biraz kabahatliyim. Yok, rica ederim amca. Oğlum sen benim evladım gibisin. Yani gibisi fazla, öylesin. Rahmetli abimin yadigarısın. Yattığı yer nur olsun. Amin, amin. Ben senin daha böyle mükemmel olmanı istiyorum. Yani onun için de daha dikkatli, daha titiz olmalıyız, değil mi? Tabii amca, doğru. Daha işte bitti, bu kadar. Akşama da yemeğe gelin. Malum yani Mehmet Konya'ya gidiyor. Ya akşama kadar gider gelir o. Kızı çok beğendim, Kadriye. Onu da alıp gel. Öyle mi diyorsun amca? Turnayı gözünden vurmuşsun, hınzır. Bu işi fazla uzatma. Aileyle de tanışmış olur. Yani bunu son dakika yapmayalım. Ya biz bir aileyiz. Son dakika olsa ne olacak? Buraya kadar geldim. Beni geri çevirmeyin. Bence de anne, amcam doğru söylüyor. Yani tamam, ne diyeyim? Sizin dediğiniz gibi olsun. Annem çok fena yakaladı beni. Bebeğim eğer benimle ilgili bir yalan uyduruyorsan benim de haberimin olması lazım. Mesaj attım ya sana, acil ara beni diye. Ben onu biraz geç gördüm. Hem senin yalan dolanla ne işin var? Sen asla yalan söylemezsin ki. Annene bir de. Evet, söylemem. Söylemezdin. Teoman hayatımızda bir girdi pir girdi. Dakikasına huyun değişti. Ne alakası var onunla? Oo, korumaya da başlamışız. Mehmet az daha görecekti zaten bizi. Daha fazla germe beni Demet. Ya bugün görürse? Bugün akşama kadar yok Konya'da. Peki sen Mehmet'ten gizli görüşmeye devam edecek misin bu Teoman'la? Ay, Teoman'ın saatini unutmuşum ya. Ha, konuyu da değiştir. Ha, şimdi geri dönsem geç kalacağım. Alma o zaman. Bir dahaki buluşma için de bahanen olur. Ay, aşk olsun, gerçekten unuttum. Ben de geliyorum seninle. Çok merak ediyorum adamı, uzaktan bakarım. Delirdin galiba. Senin kadar delirmedim henüz. Hadi. Ay, ay, sen işine bakar mısın? Arayacağım ben seni. Git hadi. Hadi, hadi, hadi.
Kusura bakma geciktim. Ankara'nın yollarını tamamen unutmuşum. Başka yerlerden döndüm falan. Yok. Önemli değil. Ben daha önemli şey unuttum. Neyi? Kapadokya'da bana verdiğin saat. Onu getirecektim, unutmuşum. Önemli değil. Daha sonra alırım. Mehmet de bir sorun oldu mu? Yok. Ben hallettim onu. Güzel. Benim yüzümden sıkıntı yaşamanı istemem. Mehmet de sen... Biz 4 aydır falan birlikteyiz. Senin hayatında biri var mı? Özel biri yok. Bu arada toplantıdaki sunumun gayet iyiydi. Beğenmene sevindim. Baban sana çok düşkün belki. Evet, öyledir. Yani bizim aile genel olarak böyle aslında. Bunu açmam lazım. Önemli bir şey galiba. Aç lütfen. Alo baba. Canım nasılsın? Ne yapıyorsun? Dışarıda birkaç işim var. Onları hallediyorum. Ofise döneceğim. Sen çıktın mı yola? Çıktım aşkım. Dikkatli ol. Tamam. Akşama program yapma. Amcamları yemeğe davetliyiz. Efendim? Amcam seni çok sevmiş. Ayda'yı da al getir dedi. Mehmet bu akşam hiç uygun değil. Ayda senden çok rica ediyorum. Amcamı kırmayalım, olur mu? Öpüyorum. Sizi sadece bugün için getirdim. Ana, işiniz için teşekkür ederim. Hayatım, benim için sorun değil ama Melahat annenin yanına çıkmasın, olur mu? Yok, yok, çıkmaz. Zaten mutfakta uslu uslu otururum. Maşallah, çok da tatlı. Öyledir. Kıymetlim o benim. Anladığım kadarıyla bütün sorumluluk sende. Anne? Ne yazık ki. Başın sağ olsun kızım. Ölmedi. Bizi bırakıp gitti. Çok üzüldüm. İyi, hadi sen çık. Biz Buse'yle ilgileniriz. Vallahi hasret kalmışız küçük kız çocuğuna. Yanım, çok teşekkür ederim. Çık. Safiye. Bana bir kahve yap. Hemen. Buse ablacığım, ben yukarıya çıkıyorum. Sen de Safiye işini sakın üzme, tamam mı? Şurada uslu uslu otur. Tamam ablacığım. Safiye abla bugün evde bırakamadım. Sen hiç merak etme kızım. Ah dur Kumru. Melahat Hanım'ın tepsisini hazırlayayım, onu da çıkar. Abla, hayal defterim sendeydi. Kuzum, ben onu bulamıyorum ki. Safiye abla ya, ben buralarda bir defter düşürdüm de acaba sen onu görmüş olabilir misin? Yok vallahi, hiç görmedim. Güzelim, ben sana kağıt kalem veririm, olur mu? Sonra da hayal defterini bulursam. Alo. Beni aramışsın Buracığım. Ya evet, seni aradım. Bu bizim mekan işi var ya. Ya adamlar bana bir hafta süre verdiler. Ve bu parayı ayarlamamız lazım. Ya o kredi işleri sende, haberin olsun. Tamam, ilgileniyorum ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
getir. Getir. Bu Safiye'nin keki belli. Benim kabiliyet fakir gelin bunu beceremez. Bela teyze sen gerçekten gelin sevmiyorsun. Yok, Allah var. Öbür gelinim Kadriye'yi çok severim. Kız, hani senin aşkla meşkle işin olmazdı? Yok zaten Melahat teyze, yani kesinlikle yok. Bu sendeki surat, yavuklusundan mektup bekleyen kız suratı beni kandıramazsın. Yok Melahat teyze, gerçekten. Aman işte sizin mektupta dıt 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 o mesaj. Yok yani. Gel, gel otur. Bak şimdi, ben gençken mahalleden girerdim. Kusura bakma. Babam işle de ilgili bir şeyler söyledi de uzadı biraz. Yok, sorun değil. Ama akşam yemeği. Bu akşam size geliyormuşuz. Ben de şimdi öğrendim. Bana da babam söyledi. Ben akşam orada olmasam daha iyi sanırım. Sanırım öyle. Mehmet bizle ilgili bir şey biliyor mu? Yok, anlatmadım. Sonuçta ben de bilmiyordum ki senin kim olduğunu. Haklısın. Ankara'da yaşamıyorum sonuçta. Ya öyle değil mi? Ne zaman dönüyorsun? Önümüzdeki hafta başı. Dön tabii. Bütün hayatım orada. O zaman ben sen gitmeden sana saati ulaştırırım. Oturup bir kahve içelim istersen. Yok. Benim gitmem lazım zaten. Peki tamam. Benim arabam bu taraftaki girişte. Ben de bu tarafa gideceğim zaten. O zaman görüşürüz. Yani saat için. Tamam. Olur. Şefsin. Peki sen kimsin? Buse. Ben de Ozan. Kumru'nun kardeşiyim. Meloş'un ünlü kumrusu. Sen ablamı tanıyor musun? Yok, daha tanışmadık. O yukarıda, ben de uslu uslu duruyorum. Aferin sana, tebrik ediyorum seni. Peki benim fotoğrafımı sana ablam mı gösterdi? Yok, Nazlı ablam çok yakışıklı dedi. Kadınların üstünde böyle bir etkim olduğu doğrudur küçük kız. Efendim? Buse diye bir kız varmış. Onu bulmaya geldim. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Evet Buse Hanım, benim çıkmam gerek. Size iyi günler dilerim. Siz hem çok tatlısınız hem de benim modumu aşırı yükselttiniz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Ne yaptın? Yakışıklı abiyle tanıştım. Rahatsız etmeseydin Buse. Yok etmedim ki. Beni çok sevdi hem de güldürdü. Ay seni sevmemek mümkün mü? Güzelim benim. Ben yani ölüdüm yani. Kadriye. Ay anneciğim. Kadriye hoş geldin. Ay.
Burnumda tütüyorsun vallahi. Hatırnaz gelinim benim. Annem ayakta kalma, gel otur şöyle. Nihan abla, izninizle ben çıkayım. Çık Safiye, çık. İyi akşamlar. Anneciğim. Teoman torunun da gelmiş, gözün aydın. Evet, geldi benim koçum. Ay size de gözünüz aydın diyemedim ya Nihan'cığım. Sağ ol Kadriye'cim, bak şimdi söyledin. İnşallah uzun kalır ha. Sen de böyle doya doya oğlunla hasret giderirsin. Vallahi gideceğim diyor ama. Yok öyle bir şey. Ben bırakmam onu Kadriye. Canım gelsin de bir kendisine sorarız. Yok, bu akşam katılamayacak bize. Ne demek katılamayacak? Canım bu akşam bir planı varmış, programı varmış. Özür diledi çıktı. Başka akşam bulamadı mı? Plan program yapacak. Demek ki bulamamış Hamit'ciğim. Mehmet nerede? Mehmet kız arkadaşını alıp geliyor anneciğim. Ben anlamam öyle kız arkadaş falan. Sen ağzını gelinim demeye hazır tut Kadriye. Kısmet canım, kısmetse olur. Olur o iş, olur. Benim aklıma yattı. Hadi o zaman ben de sofrayı hazırlayayım. Nurçeciğim! Kızım yardıma gel! Aşkım, annemden bu kadar çekinmene gerek yok. Ya bir tek o olsa? Anlamadım. Yani bütün aile içinde de tanışmak zor demek istedim. Evet, haklısın. Ama bir gün olacaktı. Yakalandınız Teoman Bey. Hayda. Ne işin var burada senin? Takılmaya geldim. Burada olduğumu nasıl anladın? Ya ben senin efkar level'larına göre bütün mekanlarını sayarım. Sayarsın evet. Tamam. Beni gördüm. Hadi artık dön eve. Ya abi takılıyoruz işte. Babam seni tepeler oğlum. Aman ben alışkınım. Beni boş ver. Hem ayrıca burada olduğuna göre senin efkar level'ı bayağı high level. Sorma. Anlat hadi anlat. Anlat rahat. Of. Bugün Ayda'yı gördüm ve... Ve? Oğlum 3 sene önce kalbim nasıl attıysa aynen öyle attı biliyor musun? Ya kızın adını duyunca bile yükseliyorum ben. Aşıksın abi. Hislerim var. Hem de çok güçlü hislerim var. Ne yapacaksın şimdi? Döneceğim. Hem onu hem kendimi mutlu edebilmek için dönmem gerek. Böyle bir şey mümkün mü? Herkesin iyiliği için Ayda'dan vazgeçmem gerek. Of. Ay her şeyi konuştuk da bir ailenden konuşmadık kızım. Evet ya gerçekten. Ya gerçekten bütün gece sordunuz darladınız kızı değil mi? Oğluna kız beğeniyor tabii soracak. Babaanne aşk olsun. Mehmet abi. Babaannem always rocks biliyorsun. Yok önemli değil anlatırım tabii. Babamı yeni kaybettik. 9 ay oldu. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Sağ olun. Başın sağ olsun kızım. Annenle birlikte mi oturuyordun? Evet. Biz tanır mıyız anneni? Ay bu tatlı da pek güzel olmuş. Aman. İyi ki o sufle midir nedir? Ondan yapmamış bu. Anne.
Aman, sevmiyorum öyle antin kuntin şeyleri, ben onun için dediydim. Gençken ben bir katmer yapardım. Annem, annem, sen gene istesen gene yaparsın ya. Hepimizi cebinden çıkarırsın vallahi. Ah, gelinim değil, kızım ayol, kızım. Annem, annem. Ya, sendeki bu aileye, büyüye hürmet kimsede yok. Tabii, artık değerler azaldı. Niye azalsın canım? Baban alacaktı da. Böyle sofra kurulacaktı ve iki oğlan gelmeyecekti ha. Anne söyledi mi ya akşam programları varmış diye? Hayır, Ozan'ı her zaman görüyoruz da yani Teoman'ı görsek iyi olurdu değil mi? Teoman çok yoğun. Geçen gün de bizi öyle bırakıp çekip gitti. Değil mi Ayda? Evet, öyle oldu biraz. O zaman kusura bakmayacaksın kızım yani. Estağfurullah. Ya Uzi, ben kendimden çok sıkıldım oğlum. Hadi sen anlat. Nasıl? Issız adam havaları devam mı? Yok be abi. O adam depresifti. Ya hem hatırladığım kadarıyla kadını da mutsuz ediyordu. Sen? Ya ben her çiçekten bal alırken aynı zamanda çiçeği de güldüren bir adamım ama. Ama mı dedin sen? Bir kız var. Mesajlaşmayı bile çok zor ikna ettim. Çok güzel ama sadece güzel değil. Bak. Gerçek aşklar böyle başlıyor işte. Al, aramaz aramaz diyorduk, aradı. Aç bakalım. Efendim Tuğçe, söyle. Abi, Teoman abim yanında mı? Evet, yanımda. Onu da alıp hemen eve geliyorsunuz. Sağ ol bizi Tuğçe ya. Evet. Ya bak beni kim aradı? Efendim anne. Oğlum bak, arkadaşlarından erken ayrıl. Babanın yüzü düştü. Misafirlere de çok ayıp oluyor. İyi de anne. Tamam Tuğçe, al hadi. Hadi kapat. Of, tamam anne. Geç kalma bak. Uzi'ye ayıp olacak gibi. Gibisi fazla. Tuğçe kırmızı alarm diyor yani. Öf. Abi karşılaşmalar oldu. Şoklar yaşandı. 5 dakika daha fazla görsen ölmezsin herhalde. Hem gitmezsek daha fazla işkillenirler. Hadi gidelim. Hadi abi. Gel. Aniş. Tamamdır. Hem sen bugün Buse'yi niye işe götürdün ki? Nazlı, sen dün yaşanan olayın ciddiyetini anlamadın galiba. Ya canım, anladım anladım da. İşte kadın kaç kere söz verdi bir daha yapmayacağım diye. Ben çok kırıldım Nazlı. Zamana ihtiyacım var. Hem zaten Buse'yi de öyle her gün işe götüremem. Ya. Vay Buse'cik, bakıyorum hemen alışmışız. Ama evleri çok güzel Nazlı abla. Ya öyle mi? Hem ben bir gün seninkini gördüm. Aferin kız sana. Demek benimki çok yakışıklıydı değil mi? Evet, aynı prens gibi. Öyledir. Ama kendisi benim beyaz atlı prensim olacak. Senin ablan da nerede o girişimci ruh? Daha çocukla tanışmadı bile. Prensi var. Seninki de saman altından su yürüten kumrucuk. Hayır. Öyle bir şey yok Nazlı. Belli. Senin suratından belli. Ben alayım mı telefonu? Saçma sapan konuşma. Ver onu bana. Alacağım. Ben önce. Yok canım, sağ ol. İçmeyeceğim ben. Ay, iyi ki kahveye yetiştiniz de yani yüzünü görebildik Teoman. Kusura bakmayın ne olur. Ay yok canım, estağfurullah, ondan değil de yani özlüyoruz çocuğum.
Ama eğer sen artık bizi beğenmiyorsan orasını bilemem. Aşk olsun Kadriyeciğim, o nasıl söz Allah aşkına? Olur mu öyle şey yenge? Benim oğlum ailesini, kökenlerini unutacak adamlardan değil. Biz de son anda da olsa tanışmış olduk. Ya evet, çok iyi oldu. Bence de. Bütün ailenin bir arada olmasına da ayrıca mutlu oldum. Amca, eğer müsaade edersen... Müsaade senin ol. Mehmet. Mehmet, ne yapıyorsun? Sana beni dünyanın en mutlu erkeği yapar mısın diye soruyorum.